Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, yarın Bursa ve İstanbul programımız var. Bursa'da 7 koşulu bir programla karşı karşıyayız. İstanbul'da da gece koşularında 8 koşumuz var sevgili dostlar. Evet, Bursa yorumlamamı yapacağım. Akşam da İstanbul koşularımız var demiştik yarın için. Onun da çalışmalarını bitirmek üzereyim. Geç kalmadan Bursa yorumlamamı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Yarın Bursa'yı bulan yani tabiri caizse eşek yüküyle yani parayı kaldırır diye düşünüyorum. Yani öyle olacağını umut ediyorum ve de öyle olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Gerçekten zor bir koşular bizleri bekliyor ama tuttuğum güzel atlar var, güzel şablonum var. Onları sizlerle paylaşacağım. İnşallah şanslı kişiler yarın için bizler oluruz sevgili dostlar. Bursa çok güzel parayla ayrılacağımızı umut ediyorum ve de öyle olacağını düşünüyorum. Evet, altınımız ikinci koşudan başlıyor. Handikap 14, dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alıyor. Burada sevgili dostlar ilk şanslı atım Bursa'da 1800 kumunda harika koşan Nurettin'le iyi uyum sağlayan o da 5 numara gül yeleği sizlere riskli bir tek olarak öneriyorum sevgili dostlar. Yani ya ufak oynayanlar, büyük oynayanlar için de söylüyorum. 5 numara benim ilk şans verdiğim atım olacak. Hatta 1-2 adım önde olacak sevgili dostlar. Nurettin Şen bu kazandığı koşuda da biliyorsunuz o zaman da sizlere önermiştim. Ve de geldi, beni yanıltmadı. Bu sefer de yanıltacağını düşünmüyorum. İnşallah yarın gelir ve kazanır diye umut ediyorum. 5 numarayı sizlere ilk atım olarak öneriyorum. Evet, ikinci atım, yani güvenmeyen arkadaşlar için ikinci at olarak kuponunda ilave etmek isteyen arkadaşlar olursa 12 numarayı tavsiye ediyorum sevgili dostum. Mahmut Turan'la bomboş kiloyla koşacak olan Roja'yı da sizlere önereceğim ikinci atım olarak. Kocaeli'de 1900 kumunda dördüncülükle ayrıldı sevgili dostlar. Bu söylediğimiz atımız ve de harika çalışmalarla bu koşuya hazırlandı. Yani sonlarda çok kuvvetli gelip etkili olacağını düşünüyorum. 5 numara gelmezse ikinci atımız 12 numara. Eğer o da gelmezse yani bu yarış gerçekten zor gördüğüm bir koşu olacak. Ama tuttuğum atlar hemen arkasında 5 ve 12'den sonra 5 numara tekimiz dedik. Eğer o güvenmeyen arkadaşlar için 12, sonra ona da güvenmeyen arkadaşlar için yani karışır dediğim bir koşu 1, 2, 4, 6, 8 ve 9 nolu atlara dikkat edelim sevgili dostlar. Evet, 3. koşu altılımızın ikinci ayağı oluyor. Burada sevgili dostlar mailen bir koşuyla karşı karşıya 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Surat koşusu gerçekten bayağı bir süratli geçeceğini düşündüğüm bir ayak. 10 İngiliz atını start alacağı bu koşuda ilk şanslı atım sevgili dostlar 3 numara Duncan olacak. Kaçarak 1400 kumu sevgili dostlar bitirmeye çalışacak. Yani 1400 kumda da bunu neredeyse yapıyordu ama sonlarda yakalandı. Hatta 8 numara dıştan attığı sprintle avladı sevgili dostlar 1400 metre kumda. O 1400 metre kumunda dördüncü olmuştu. Şimdi 200 metre daha kısaldı. Yani 3 numara Selim İpek'le çıkıp beyaz bayrak ayna bir yarış izleyebiliriz. Aman diyorum, dikkat, avans verirlerse bence yakalayamazlar bu atı. Yani çok kuvvetli ve de çıktığı gibi kafaya alıp bitirmeye çalışacak. Kısalan mesafede de bunu başarabilir. İlk atım 3 numara olacak sevgili dostlar. İkinci atım tabii ki burunla yarış kaybetmişti sevgili dostlar. O da 8 numara. O günkü yarışta 1400 metre kumda sonlarda attığı o kuvvetli sprintle gelip ve de burunla yarışı kaybetti sevgili dostlar. 8 numaradan bahsediyorum. Tugay alıcıyla start alacak olan, koşacak olan 8 numarayı da ikinci atım olarak sizlere öneriyorum. Evet sevgili dostlar, yani bunların dışına çıkacağını düşünmüyorum.
veya çıktığını farz ettiğimiz zaman altına 3-8 diyoruz. Çizgi 2-4 ve 6 numaralı altlara dikkat edelim. Sevgili dostlar, ara vermesine rağmen çok güzel hazırlıklarla bu koşuya hazırlanan sevgili dostlar, çimden sonra kuma çıkacak olan 2 atımız, 4 numaralı atımız Nevzat Avcı ile start alıyor. 194 günlük aradan sonra harika çalışmalarla bu koşuya hazırlandı. 4 numarayı tavsiye ediyorum. Sonradan 6 numara sevgili dostlar Nurettin Şen de start alıyor. Onun da bir 110 günlük bir aradan sonra kuma çıkacak olması yani dikkatimizden kaçmadı. Ve de bunu da çalışmalarına baktık. Gerçekten Luxor yavrusu yani inatçı bir at. 6 numarayı da kuponumuza ilave edelim sonradan. Ve de en son sizlere tavsiye edeceğim at 2 numara olacak. O da Mustafa Çiçek'le sonlarda etkili geliyor. Ve de 6. ve 5.likle yetindiği bu koşularda yani yarın kısalan mesafede 1200 metre kumda söz sahibi olabilir. 3 ve 8 çizgi diyoruz. 4, 6 ve 2 de devreye girebilir sevgili dostlar. Tabii ki yarın 8 numara büyük ihtimalle sürdürek banko olarak çıkacak. Ama 3 numaradan çok umutluyum. Videomun başında da demiştim yorumlarken. 3, 8 sonra 4, 6 ve 2 diyoruz sevgili dostlar. Evet, 4. koşu altılımızın 3. ayı oluyor. Şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. Burada sevgili dostlar 12 Arap atın start alacağı bu koşuda 11 numara Duşenbe, 12 numara Sonkan, Ekiro olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, burada ilk şans vereceğimiz at 1 numara Ortaylı olacak. Bekir Mert Mırık'la start alacak olan sevgili dostlar 1 numara olacak. Son koşusunda da ölçü almıyorum. Bence grubu uygunluğunda kafaya alıp Beyaz Bayrak Ayna yarışı izleriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada bir rakibi daha var. 1 numara Ortaylı'nın. O da 9 numara Şintay olacak. Yunus Emre Yüksel ile 51 kiloyla bomboş kiloyla start alıyor sevgili dostlar. O da 9 numara. Bu da kaçak at. Ortaylı'ya kafayı verecek mi onu bilmiyorum. Bu da kaçmasını iyi beceren bir atımız. Son koşusunda da öyle kazanmıştı. Son iki koşusunda da formlu olduğunu kanıtladı. Ve de Yunus Emre Yüksel gibi iyi bir apranti arkadaşımız da üstünde. 9 numara. Ya Ortaylı'ya kafayı verecek ya da kendi alacak. Kaçıp bitirmeye çalışacak. Bundan da bir Beyaz Bayrak Ayna yarışı seyredebiliriz diyorum. Sonradan Ortaylı'nın yanına ikinci atım 9 numara olacak. Eğer bunların kapışmasından faydalanacak olan o da 4 numara Kubalı Tolga Yıldız'la sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm 4 numara Kubalı'yı da 3. atım olarak sizlere öneriyorum. Sonradan biliyorsunuz 6 numara Yener'i geçenlerde size tavsiye etmiştim ve de yüzümü kara çıkartmadı ve yarışı kazanmıştı. Mahmut Turan'la start alıyor. 6 numara Yener. Bunu da yani yarış başladıktan sonra kendini 4. ve 5.likte yer bulup sonlarda atacağı kuvvetli sprintle Ortaylı, 9 numara Şintay ve de Kubalı'yı avlayabilir. Yani müsait bir grup buldu o da diyorum ve sevgili dostlar. Yani bunu da kuponumu 4. at olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 5. koşu altılımızın 4. ayı oluyor. Kısa vadeli 5 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 4 Arap atın start alacağı bu koşuda yarın sürdürek favori olarak çıkacağını düşündüğüm Tolga ile koşacak olan Batman Aslanı olur diye düşünüyorum. İkinci atta Toros Dağı olacağını düşünüyorum Mustafa Çiçek'le. Ama burada bir at var ki Rus Damat bunları her zaman Toros Dağı'nı ve Batman Aslanı'na zor anları yaşatıp bunları geride bırakmasını da bilmişti sevgili dostlar. Buradan bomba bekliyorum Rus Damat'ı sevgili dostlar. Ufak oynayan arkadaşlar için 1 numara Rus Damat gerçekten çok cazip bir tek olarak sizlere öneriyorum. Tabii ki 4 numarayı dışarı bırakıyorum. Burada Toros Dağı, Batman Aslanı ve Rus Damat her koşularında Sellanoğlu'nu geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. Yine de göstereceğini düşünüyorum ve de 4.likle ayrılır diyorum.
Hele gücü yeteceğini düşünmüyorum bu üç ata. Hele Bunur'dan bombayı Rus damattan bekliyorum sevgili dostlar. Tabii ki biraz da bütçeli oynayan arkadaşlar için tabii ki burada 3 ve 2'yi de ayırt etmeden kuponumuza zaten 4 at var. Yazalım derim sevgili dostlar. Evet ama 1 numara Rus damattan gerçekten bir bomba bekliyorum. Yani kazanmasını da umut ediyorum sevgili dostlar. Evet 6. koşu altılımızın 5. ayağı oluyor. Maiden koşu 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 10 İngiliz atının start alacağı bu koşuda sizlere burada Bankom olacak. O da Mustafa Çiçek idaresine koşacak olan 7 numarayı sizlere Banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Bu mesafede 2 sefer koştu. O da Kocaeli'de bakmayın 121 günlük aradan sonra bu tekrar kum piste çıkıyor. Kocaeli'de koştu. 1200 metre kumda Mustafa ile koşmuştu. Gene Mustafa Çiçek varmıştı. Yarış hayatına orada başladı. İki koşusunda da Mustafa Çiçek vardı. Gene aradan sonra Mustafa Çiçek biniyor sevgili dostlar. Atı gayet iyi tanıyor. Ve de yarın harika bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Ve de foto önde geçeceğini düşünüyorum. Startla birlikte kafayı alıp sonlarda son virajdan sonra daha da kuvvetlenip ve fotoya süzüleceğini düşünüyorum. Ve de öyle umut ediyorum ve de öyle olacağını düşünüyorum. 7 numara Bankom olarak sizlere öneriyorum. Tabii ki düşünmeyen arkadaşlar 7 numara olmaz. Başka bir hatta tavsiye eder misin diyen arkadaşlar için de sevgili dostlar sonlarda kuvvetli geleceğini düşündüğüm Kosova Ateşi olabilir. Avlamaya çalışacak sevgili dostlar. O da Tolga Yıldız'la start alacak olan 5 numara Kosova Ateşi'ni sizlere öneririm. Evet 7. koşu altılımızın son ayağı ikrameyi bayağı bir yükselteceğini düşündüğüm son ayak sevgili dostlar. Handikap 15 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. Aman diyorum arkadaşlar yani ufak oynayan arkadaşlar için söylediğim atları tek atıp geçebilirsiniz. Büyük oynayan arkadaşlar için lütfen arkadaşlar paramızı çöpe atmayalım. 10 liraya 20 liraya 30 liraya gerçekten bu Bursa altılısını bulmak mümkün değil. Tabii ki bulanlar olur. Güvendiği atları tek atıp gerçekten zor koşular bizleri bekliyor. İnşallah güvendiğiniz atların ayakları düz basar ve de kazanan sizler olursunuz. Gerçekten güzel para vereceğini umut ediyorum ve düşünüyorum Bursa'yı sevgili dostlar. Evet son ayağımıza geldiğimizde 7. koşu handikap 15 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alacağını söylemiştik. Burada da 13 İngiliz atının start alacağı bu koşuda sevgili dostlar sizlere 4 at ön plana çıkarttım. 4 at diyorum hemen 2, 3 ve 10 numara atlar ön tarafa çıkıyor bende. Yani 4 attım 2, 3, 10 4 numaralı atımızla sevgili dostlar bu grupla ilk defa koşacak. Harika bir çalışmalarla bu gruba katıldı. Fırat Aslan'la koşacak olan 4 numarayı da mutlaka ilave edelim sevgili dostlar. Harika çalışmalarla giriyor bu koşuya sevgili dostlar. Adana'da harika yarışlar çıkartmıştı. Yani ondan sonra Bursa'ya geldi. Bursa'da da bir yarış gördü ve de çalışmalarına hız verdi. O da 4 numara demiştim. Bunu da kuponumuza 2-3-10'dan sonra 4. atımızda 4 numara olacak sevgili dostlar. Tabii ki yani zor koşu demiştik. Bundan sonra eğer bu 3 atın 4 atın dışına çıkarsa gerçekten kapamalık bir ayak olacak. Ama tuttuğum atlar şöyle sevgili dostlar. 2-3-4-10 çizgi diyoruz. 5-6-8-11-1 12 ve 7 nolu atlar gerçekten çok şanslı olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Kapamalık bir ayak diye söylemiştim. Bursa yani çuvalla para vereceğini düşünüyorum ve de öyle görüyorum. Şablon basit gelebilir. Evet sevgili dostlar aldanmayın. Çok güzel ikramiye ile ayrılacağımızı umut ediyorum. Evet Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yazdığınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun. Bursa yarışlarında, yarınki yarışlarda şansınız 2 kat, 3 kat, 5 kat üstünüzde olsun. Ve de kazanan bizler olalım sevgili dostlar. Parayı da kaldıran yine bizler olalım inşallah diyorum
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Evet, İstanbul koşulları var, gece koşulları. Onları da birazdan yorumlamamı yapıp videomu atacağım sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık.